ça passe. Sevgili misafirlerimiz hoş geldiniz. Ben Metin, bu içerikleri size ulaştırmaya çalışan takım üyesiyim. Opus Voices'in misafirisiniz. Ve komşu kapısının ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Adına Opus 19 dediğimiz buluşmalarımızı. Geçtiğimiz yıl 27 buluşma gerçekleştirdik. Ana anlayışı, ana akımı olmayan, görevi olarak entelektüel derinliği olan, bize yeni perspektifler açan, üretimleri gerçekleştiren kişileri İdlilerle buluşturmayı amaçladı Opus 19'da. Bu yıl Ekin Öyken'le başladık Antik Yunan Müziği. Ardından Anıl Abay'a kişisel gelişim konusuna kritik bir perspektifle baktık. Üçüncü olarak geçtiğimiz hafta mülteci entegrasyonu üzerine Doğu Şimşek orada bir paylaşımda bulundu. Bugün de sevgili Cengiz Çelik bizimle kimlik felsefe ve toplumsal kimliğin reddi konulu bir içerik paylaşacak. Önümüzdeki hafta Fatih Kök, Dünya Gerçekten Var mı? Diye fiction, kurgu teorileri hakkında konuşacak. Ve bu yılı Betül Çotuksaken'le insan hakları üzerine konulu paylaşımla bitireceğiz. Yarın Komşu Kapısı'nın etkinliği olarak da Erdoğan Aydın Osmanlı'da tarih yazımı konulu bir paylaşımda bulunacak. Haftaya da Fuat Ercan, Kant ve Kapitalizm konusunda bir paylaşımda bulunacak. Sevgili hocam, bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Size sevgili misafirlerimiz. Formatımız şu, yaklaşık 45-50 dakika, ona tabii ki kürsü sahibi karar verecek. Bir paylaşımın ardından 10 dakika ara veriyoruz. Sonra da amacımız bilgiyi kamusallaştırmak. Bunun yolu da kamusal alanlarda logosları polemosa tabi tutmak. Yani çatıştırmak, bir savaş gerçekleştirmek. Eğer burada ne kadar savaşabilirsek dışarıda da o kadar az savaşırız. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle geldiğiniz için. Kusura bakmayın. Bu, yani burada bugün aslında geldiğimden beri onu düşünüyorum. Gelmeden önce de bunu düşünüyordum. Burada antikinik bir ortam oluşturmak için her şey uygun. Yani hiç kinik değiliz. Kravatlarımızı giydik geldik. Güzel geldik. Okullar sürdük. Şurada fıçıda yaşayan adam var. Yani bu bir ironi. Aslında bunu ben Metin Bey'e de söylemiştim e-mail'de. İlk diyalog kurduğumuzda. Yani kinik felsefeyi yaşam felsefesi olarak düşünmek lazım. Yani yaşamdaki o marjinal tutum, toplumsal kimliğin bizi toplumda var eden Aristoteles'in deyişiyle politikon zoon dediği, yani politik hayvan. Zoon'u burada hayvan diye düşünebilirsiniz ama öteki hay gibi aslında canlıdır o. Yani politik canlı olarak bizi var eden o kimliğin tümüyle reddinden bahsediyoruz. Reddedilmesinden. Yani toplumsal rollerin reddedilmesi, doğduğunuz andan itibaren size verilen o ismin sadece sizin doğal isminiz olmadığı gerçeğinden hareketle o ismin, o kimliğin tümüyle reddinden bahsediyoruz. Oysa bugün çok düzenli, derli toplu ve güzel bir organizasyonla buradayız. Tümüyle antikinik bir toplanma örneği. Belki de logosların polemosa dönüşmesi, logos akıl demek Yunanca'da, polemos da savaş demek. Yani akılların savaşa döndürülebilmesi için bu tarz arada radikal çıkışlara ihtiyaç var. Felsefenin başlangıcından itibaren böyle bir karşı çıkışa, yani ya biz ne yapıyoruz, yaşıyoruz ve üzerine filosofya adı verilen, sofya'ya duyulan sevgi, yani bilgeliğe duyulan sevgi adı altında bir düşünce faaliyeti içine giriyoruz. Thales ve yedi bilgeyle başlatırsak felsefeyi, ki öyle. Thales ve yedi bilgeyle başlıyor felsefe Yunan'da. Üzerine konuştuğumuz her şey, felsefenin konusu olan her şey aslında entelektüel haz ve kinik Diogenes'in tabiriyle bir mastürbasyon, entelektüel mastürbasyon olmaktan öteye gitmiyor. Bu bir eleştiri. Bir kinik eleştiriyle başlıyorum. Yani bu şuna benziyor. Benim burada bu konuşmayı yapmak için
çok büyük bir nezaket örneği göstererek, beni layık görerek bu konuşmayı yapmam için, hatta Metin Bey şahittir. Bu konu hemen böyle 5 dakikada hemen bulduğum bir başlık. Ben bunu anlatacağım dedim. Hemen konuştuk, hemen anlaştık, tarih belirledik. Yani bu düzen, bu tertip aslında bizim toplumsal varoluşumuzla ilgili çok güzel bir donedir, çok güzel bir örnektir. Hepimiz sınırlarımızı, hudutlarımızı biliyoruz, haddimizi biliyoruz. Konuşan konuşuyor, dinleyen dinliyor. Soracağım olunca dinleyeceğiz, konuşacağız. Çağrılan çağrılıyor. İşte herkes birbirine nazik davranıyor ama toplumda bir şeylerin yanlış olduğuna dair şu an tümüyle zamanın ötesinden sesleniyorum. Sadece antik Yunan toplumundan değil, günümüz için de düşünebilirsiniz. Tümüyle sahte roller, sahte kimlikler, maskelerle bir toplum inşa edilmiş. Bunun sorumlusu biz değiliz, bunun içine doğduk. Annelerimiz, babalarımız da değil. Bu hep böyle silsile şeklinde en eskiye kadar götürebilirsiniz. Hatta toplum, yani bu Societas dediğimiz Latince'de veya Koinonia dediğimiz Yunanca'da, o toplumun oluştuğu o en eski antropolojik verilere kadar gidin arkadaşlar, tarihsel verilere gidin. Ne zaman oluşmuşsa, yani o biz işte düzenli bir arada olalım, birbirimizi yemeyelim, birbirimize zarar vermeyelim. İşte kaplanlar, aslanlar saldırdığı zaman içimizdeki en güçlü olanlar korusun bizi. Aristoteles'in toplumun gelişim teorisi böyle başlar. İçlerinde en güçlü olan kral olur. Yani toplumun şeyini, tarihini anlatırken Platon'da da vardır bu, devleti okursanız. Yani bu toplumun içine doğduğumuzda herkes rolünü biliyor. Öğretmen rolünü biliyor, doktor rolünü biliyor, polis rolünü biliyor. İşte burada hepimiz rolümüzü biliyoruz. Birbirimize çok saygılıyız. Ama bir şeylerin ters olduğunun farkındayız. Bir takım yalanlar dönüyor üniversitelerde, iş yerlerinde, politikada, böyle bireysel toplantılarda, bireysel ilişkilerde. Birilerinin buna tepki göstermesi lazım. Felsefe başlangıçta 7 bilgeyle birlikte Thales, bunların en meşhuru, içlerinde Solon var, Dias var, Pitakos var. Bunlar hep o dönemin Atina toplumunun önemli komutanları, önemli entelektüel adamları. Bir yere gitme ihtiyacını hissediyorlar. Felsefenin başlangıcını hep bütün çalışmalarımda oraya götürmüşümdür. O da Delfoy'daki kehanet merkezidir. Delfoy'da Tanrı Apollon'un, yani Güneş Tanrısı Apollon'un kehanet merkezi var. Çünkü Tanrı Apollon sadece Güneş Tanrısı değil. Keşke burada resmini koysaydık, böyle anlatıyorum. Hatta ileride bir yerde var. Onu o sayfaya geçince de göreceksiniz. Orada bir yazı vardır. Gnoti Seauton. Yani kendini bil. Felsefenin başlangıcı budur. Yani biz bu sahtekar bir toplumda yaşıyoruz. Birbirimize karşı böyle çok güler yüzlü şu bu ama mesela bakın şu an eleştirmek için söylemiyorum. Şu an konuşan ben değilim ha. Diogenes konuşuyor yani. Onun şeyi yapıyorum. Tasvir ediyorum. Onun diliyle bir sunum yapmaya çalışıyorum sizlere. Yani biraz da böyle tiyatral olsun istiyorum ki akıl dahi kalsın. Ne diyor bu dediğim sonra yani. Adam geldi saçma sapan konuştu gitti demeyin. Yani Diogenes'in mantığıyla ya burada herkes rolünü oynuyor ama birçok yalanların döndüğü de aşikar. İnsanlar felsefe, filozofya, bilgelik sevgisi için mi toplanıyor? Böyle toplantılar. Sadece bizim toplantı için söylemiyorum. Üniversitede felsefe bölümleri. Bilgelik sevgisi için mi gidiyor, puanı tuttuğu için mi gidiyor? Sınavlar. İyi sınav, herkes böyle bir kütüphanede sınav. Ben kütüphaneyi çok seviyorum. Ama hep bir sınav çalışan çocuklar var. Sağ kulaklığı takmış kız. 10 saat çalışıyor. Ya hep sınav, sınav, sınav. Felsefe nerede burada? Bilgi, eğitim. Edukatör dediğimiz bir yerde alıp bir yere gitmek, ahlak eğitimi, kişisel eğitim, hatta bedensel eğitim. Bütün bunlar yani amacını, yani söylediklerimiz amacına uygun mu? Söylediklerimizi gerçekten samimiyetle savunuyor muyuz? İşte kehanet merkezi, Delfoy'daki kehanet merkezine gittiğin zaman Tanrı sana Gnoti Seauton diyor. Kendini bil. Felsefenin başlangıcı budur. Kendini bilden ama ne anlıyorsun? İşte Sokrates ne anlamış? Apologiayı okursanız Sokrates'in savunması, işte benim bildiğim, meşhur sözü, benim bildiğim tek bir şey var, o da kardeşim hiçbir şey bilmediğim. Tümüyle paradoksal bir cümle ama demek istediği şeyi anlıyoruz. Çelişkili bir cümle ama demek istediğini anlıyoruz. Bilginin sonsuzluğunda kardeşim ben işte Christopher Marlowe'un Doktor Faustus eserindeki hemen başında çok güzel bir şey vardır. Adam ruhunu şeytana satmadan önce, tabii şimdi hikayenin tadını kaçırdım okumayanlar için ama ruhunu şeytana satmadan önce ya doktor oldum işte şu oldum bu oldum bütün bilgilere eriştim ama yetmiyor kardeşim. Bana daha fazla bilgi istiyorum.
dediği bir yer vardı Doktor Faustus'un. İşte o noktada artık şeytanla işbirliği, Mephistopheles'le işbirliği yapmak zorunda. Çünkü ruhunu satacak ve ilahi bilgiyi açık. Adam aynı zamanda teoloji doktoru. Doktor Faustus. Yetmiyor ama. Bütün bilgileri edinmiş yeryüzünde her şeyin uzmanı ama yetmiyor. Daha fazlasını istiyor. Daha sonra pişman olacağı o şeytana ruhunu satma olayına kadar gidiyor. Hemen pişman oluyor zaten hemen. Abinin aldığım o bilginin insanı aşan bir bilgi. Yani benim sıyırmama az kaldı diyor yani. Delireceğim. E o zaman ne anlamı kaldı bilginin sıyıracaksam. Şimdi burada Tanrı Apollon bize antik Yunan toplumunda Yunanlara, antiklere kendini bil demesinin sebebi toplum içinde veya bunu böyle uydurulmasının sebebi, rahipler tarafından böyle bir şey uydurulmasının sebebi toplumda bir şeylerin bozuk olduğuna duyulan inançtır. İşte felsefenin başlangıcını buraya koymamızın sebebi bu. Bir şeyler bozuk ki onu bilgelik yoluyla düzeltebilelim. Böyle saf bir bilgelik arayışı değildir bu. Bu mesela antik Yunan ve Romalıların çok fazla üzerinde durduğu bir meseledir. Mesela Mısır'da da bilgi var kardeşim. Sümer'de de vardı. Babil'de de vardı. Aşağı iniyorsun. Sanskrit, Hint'te de var. Hindistan'da da var bilgi. Bilgi yok. Bu adamlar bilgisiz mi? Bilgisi olsalar nasıl yaşayacaklar? Bilgi var. Ama Sofya'nın kendisine dönük, sadece Sofya'ya dönük sevgi arayışı. Yani o bilgeliği ben arıyorum kardeşim dediğin şey. Herodotos'a göre doğudan getirilen bilgeliğin burada başlamasının sebebi işte budur. Yani Yunanların bunu demesidir. Bilgiyi toplayıp Eratosthenes'e falan bakın doğa filozoflarına hep böyle alırlar sağdan soldan, doğudan, Mısır'dan, şuradan buradan. Onları böyle Atina'da birleştirirler, kitap yazarlar kardeşim, kitap. Ve onun üzerine tartışırlar. Delfoy'da Tanrı Apollon'un kendini bil demesinin sebebi, insanlara demesinin sebebi Tanrı'nın mesajı olmasıdır. Tanrı mesaj veriyor insanlara. Diyor ki kardeşim siz kendiniz... Açma kardeşim ya. Nasıl? Pardon. Ne oldu? Dışarıdan geldi. Dışarıdan mı geldi? Dışarıdan. Ben de Apollon mu? Bugün bu kadar bahsettiysen... Kafamda bir kompozisyon vardı. Kim o ya? Şimdi şöyle bir şey var. Kendini bil kardeşim, kendini bil. Tabii karışım diyorum, kavga mı zannettin? Arabaya söyledim. Kendini bil. Lafından ne anlıyorsun? Gnotis auton. Gnosko, gnoskere, gnoskein Yunanca'da bilmek demektir, tanımak. Kendini bilmeye başla diyor topluma. Böyle bir mesaj var ama bunu herkes yapamaz. Sıradan insan yapamaz. Üzgünüm ama felsefe Yunan'da ve sonrasında her zaman böyledir ama biz Yunan'da kalalım şimdi eleştiri toplamamak için. Halkın, avamın üzerinde durabileceği, öğrenebileceği, kendini adayabileceği bir şey değildir felsefe. Herkes yapamaz. Kendini ona vermen lazım. Aziz Anselmus gibi kendini yıllarca bir konuya odaklanman lazım. İbn-i Rüşd gibi o kendini bir konuya odaklanman, Aristoteles'in politik metafiziğine kendini odaklaman lazım. Diyogenes gibi fıçıda yaşamayı göze alman lazım. Ben biraz tabii teolojik de düşünüyorum. İşte İsa diyor ya İncil'de benim ardından gelmek isteyen çarmığını yüklensin. İşte o çarmığını yüklenmezsen İsa'nın peşinden gidemezsin. O adammışlığı göstermek. Felsefedeki karşılığı da Delfoy Tapınağı'na gidip oradan o bilgiyi almaktır. Oraya gittiğin zaman sana Tanrı kendini bil diyorsa kendini bil. Demek ki kendini bilmiyorsun. Bu kendini bil mesajı Sokrates'in gidip de öğrendiği şey işte dünyadaki en büyük bilge kim sorusuna cevap arıyordu. Tabii onu yönlendiriyorlardı. Dünyada en büyük bilge hiçbir şey bilmediğini bilen adamdır. Bilginin burada tanrıların tahakkümünde bir unsur olduğu verisi var. Şimdi burada çok önemli bir konu. Ama Delfoy Tapınağı'na giden sadece Sokrates değildi. Şimdi şurada doğru resmi bulabilecek miyim? Ha evet. Hemen sonrasında. Şimdi Delfoy Tapınağı işte bu meşhur Apollon bu. Tabii bu sonraki bir resim. Kim bilir 1695'te yapılmış. Bu Kadmos'tur. Kardeşi Europa'yı bulmak için Tanrı'ya başvuruyor. Alakası yani Diyogenes değil veya Sokrates değil ama böyle oluyor. Yani biraz daha resmedilmiş bu. Yukarıda Gnotis Auton yazıyor Yunanca büyük harflerle. Kapıda Gnotis Auton yazıyor. Altında Medenagan yazıyor. Medenagan aşırıya kaçma demek. Yani iki tane mesaj var tapınakta. Bir kendini bil,
İki, aşırıya kaçma. Hudut, sınır. Sınırlarını bil. Tanrılara böyle kafa... Mesela Odysseus'un yaptığı gibi Homeros Odysseia destanına bakın. Aa, Troya benim sayemde alındı. Tahtat fikri bana ait. Bravo. Sonra o yüzden tanrıların hışmıyla, özellikle de tanrı Poseidon'un hışmıyla evine 10 sene geç gitti. Tabii güzel bir şey. Kadınlarla birlikte oldu. O da orada burada. O ayrı bir şey ama kendisi için güzel bir hikayeydi ama karısını da özlüyor. Şeyi. Neydi karısı? Penelope'ye. Penelope'ye de özlüyor. 10 sene. Bakın savaş 10 sene sürmüş, bir de yolculuğu var. Kadını bırakmış, savaşa gidiyor. Nereye gidiyorsun? Gerçi başta Odysseus savaşa gitmek istememişti. Hatta küçük bebeğini böyle atmıştı. Biçer döverin önüne. Şey pardon. Deli numarası yapmıştı. Agamemnon bunun deli numarası yaptığını anlayınca, zeki bir adam olduğunu anlayınca bebeğini biçer döverin önüne attı ve bu biçer döverle bir geç üzerinden de traktör falan yok o dönem. Yani neyse. El yordamıyla bir şey herhalde. Onun üzerinden tabii kendi çocuğunu kesemeyeceği için sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Evet, ben deli numarası yapıyorum. O da dürüstmüş yani. Başka türlü de kaçabilirmiş. O da ayrı mesele ama dürüst bir şekilde evet ben savaşa gelmek istemiyorum demişti. Savaşa gitmek istememişti ama savaşa gidince savaşın tatlılığı, o zafer kazanma tutkusu ne yaptı? İşte savaş benim sayemde tahtat fikrini ortaya koydu. Odysseus'tan çıkmıştı bu fikir. Odysseus'un tahtat fikri onun evine 10 sene geç gitmesine neden olmuştur. Orada burada Kirke ile büyücülerle yatıp kalktı falan. Hatta Kirke ona ölümsüzlüğü vereceğim benimle yaşarsam dedi. O da ben yaşlı karımı özledim dedi gitti. O da tuhaf bir karar. Şimdi kendini bilmezsen Odysseus gibi evine geç gidersin. Yunanlar için felsefede, tragedyada, Yunan tragedya metinlerini kesinlikle okuyun arkadaşlar. Zaten okuyorsunuz da burada okumayanlar da vardır diye düşünerek söylüyorum. Yunan tragedya metinleri benim edebiyatta doruk noktası dediğim metinlerdir. Yunan edebiyatında. Çünkü destanlardan sonra o destanlardaki boşlukları insanlar dolduruyor. Bir şiir dininden bahsediyoruz burada. Şiir dini. Günümüzdeki tek tanrılı dinler gibi değil. Değişmez. Kutsal kitap değişmez. Ona sağlarız. Öyle bir şey yok. Ortaya konan mitsel, mitolojik öğeler tartışmaya açılıyor. Nerede? Yunan tragedya metinleri. Aisiklos, Sofokles, Euripides üçlemesi müthiş eserler ortaya koymuştur. Birçoğu da zaten günümüze ulaşmamıştır eserlerinin. Yani dinin tekrar yorumlanması. Ya bu tanrılar bize kendini bildiriyor ama ne demek istiyor? İşte Agamemnon, Yunan Akaya ordusunun, Akaların en büyük komutanı Agamemnon Troya'ya gelmiş. En büyük başlarındaki kral. Gitmeden önce tanrıça ve tanrılardan şöyle bir mesaj alıyor. Eğer sen kızını kurban etmezsen, kızın İfigenia'yı kurban etmezsen, bu savaşta zafer kazanamayacaksın diyor. Ve o da kızını canlı canlı kurban etmek için sulağa götürüyor. İfigenia'yı. Agamemnon. Karısı Clytemnestra yapma etme diyor. Ama tabii dinlemiyor herif. Savaş kazanma tutkusu girmiş. Çocuğunu görmüyor gözü. Kurban edecekken bir şekilde İfigenia'ya kaçırılıyor. Gökten kuzu koyun inmesi hikayesi gibi. Bir şekilde kurtuluyor. Artemis müdahale ediyor. Evet. Artemis. Şimdi bakın. Burada şuna dikkat edin. Agamemnon kendini bilmiyor. Hübris var burada Yunancası ya. Kibir. Türkçesi kibir. Kendi haddini aşma. Hübris'e girdiğin andan itibaren Kinik Diogenes'in de daha sonra söyleyeceği gibi bunun sonu gelmez. Kibir, 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 kibir. Bu böyle yedikçe, bizim bir felsefe hocamız çok güzel bir şey söylerdi. Yedikçe acıkırcasına bir tempodur bu. Yedikçe acıkırcasına. Yiyorsun, acıkıyorsun. Yani bu bir Sisyphos öyküsünde olduğu gibi çıkarıyorsun düşüyor, çıkarıyorsun düşüyor. Bir döngüye girmişsin. Kibir insanı işte buraya götürür. Ve sen buraya gittiğinde Delfoy Kehanet Merkezi'nde kendini bil öğüdüyle karşılaştığında Tanrı sana hayatın sırrını vermiş olmuyor. Kendi yaşamının sırrını sana vermiş oluyor. Çünkü senin hayatın, şu beden yaşamın geçici kardeşim. Ruhsal yaşamın gibi değil. Şimdi ruh inancı var mı? Var. Ama şöyle, şimdi biz felsefeyi tabii birçok konu olduğu için böyle biraz toparlayarak anlatıyorum. Ruh öğretisi felsefenin başından itibaren işte Talesler, işte yedi bilge, yani presokratikler dediğimiz Sokrates öncesi filozofların hepsinde bir şekilde çıkar.
işte bu kendini Etna Yanardağ'ına atan Empedokles falan gibi. Hepsinde çıkan Herakleitos zaten bunun şeyi, ruh öğretisinin en fazla karşımıza çıktığı filozof. Platon'da doruk noktasına ulaşan bir ruh öğretisi vardır. Daha sonrakini Diogenes'te de göreceğimiz ve şuradaki mesajda baktığımda benim gördüğüm şey. Bu beden yaşamı tümüyle geçicidir. Çünkü dünya geçicidir, dünya hayatı. Ama insanda hapis olarak, insanda bedeninde hapsolmuş olan ruh ebedidir. Öldükten sonra hak ettiği, olması gereken yere iyi bir yaşam sürmüşse gidecektir. Orası tanrılarla paylaşılan yerdir bu arada. Cennet gibi düşünebilirsiniz. Ama senin orayı hak edebilmen için Gnoti Seauton ilkesine uyman lazım kardeşim. Kendini bil. Şimdi kendini bil. Güzel bir öğüt ama ne hangi konuda kendimizi bileceğiz? Şimdi Sokrates'ten sonra Delfoy Kehanet Merkezi'ne bir kişi daha gitti. Birçok kişi gitti ama bizim konumuz gereği Diogenes'ten bahsetmenin zamanı geldi artık. Diogenes de buraya gitti. Diogenes'in babası bankacıydı. O zaman da var bankacılık, böyle faizle para veriliyor falan, bir şeyler yapılıyor. Anlamam çok yüzlerden. Aranızda bankacı varsa anlatabilir. Babası bankacı, bir de Atina toplumunda, ya yani devletinde maliyeden sorumlu önemli bir memur. Evet, Sinoplu bu arada bunlar, Atina'da değil. Atina toplumu dediğime bakmayın, Yunan toplumunu kastediyorum. Sinoplu, Sinop'ta babasının da işin içine karıştığı bir kalpazanlık olayı var. Şimdi daha sonraki kinik felsefeciler, doksograflar, tarihçiler, Yunan tarihçiler bu olayı anlatırken, ya buna da güzel bir şey demek lazım, şimdi yılların filozofuna da kalpazan demeyelim, hırsız demeyelim, bir esprisi olsun demişler muhtemelen. Çünkü King Diogenes'in dönemi, Helenistik felsefenin başladığı dönem, İskender dönemi, henüz İskender'den hemen önce, Kral Filippos dönemi, henüz yazdıkları eserlerin günümüze ulaşacağı bir yazı teknolojisi gelişmemiş. Ama tabii Platon eserleri günümüze geldi. Platon çok büyük bir filozof yani arkadaşlar, söylemeye gerek yok herhalde. Platon'un metinleri gelir, çağlar boyunca okundu ama birçok metin kayboldu gitti arada. Gerek presokratiklerin metinleri, gerekse Helenistik dönem felsefe ekollerinin, hatta kiniklerin metinleri. Kinik Diogenes ile ilgili anlatılan hikaye şu. Bir kalpazanlık hikayesi var.